Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2000 aboneye özel videomun bu video olacağını bilseydim büyük ihtimalle çekmezdim. Ama buradayız. 2000 aboneye özel videom bu. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Gerçekten 2000 aboneyi bazen hala kafam almıyor çünkü 1000 aboneye bayağı böyle 2 yıl önce falan ulaşmıştım ve o zamandan beri hani 2000 abone benim için çok uzak bir noktaydı. Ve şu an ulaştım, bana garip geliyor o yüzden. Bu neyse. Videoyu umarım beğenirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Evet. Şu an bu videoyu gerçekten çekiyor muyum? Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalımı bir süredir takip edenler biliyordur ki ben fanfic yani hayran kurgusu okumayı çok seviyorum. Bu bağımlılığım benim ortaokuldayken başladı. Özellikle Açlık Oyunları ve distopik genç yetişkin kitaplar okumaya başladıktan sonra kitabı bitirip hemen ardından fanfiction'ını yani hayran kurgusunu okuyordum. Okumakla beraber aynı zamanda yazıyordum da. Wattpad uygulaması benim için bir cennetti yani gerçekten. Ve bugün başlıktan görebileceğiniz üzere kendimi internete tekrardan rezil etmek için ortaokulda yazdığım hayran kurgularından birini okuyacağım sizinle. Buraya kadar geldik, evet. Buraya kadar geldik arkadaşlar artık. Hani bundan sonra beni aynı gözle görür müsünüz? Bunu tekrar anlatayım. Bunlar ben ortaokuldayken yazdıklarımı okuyacağım. Ortaokuldayken yazdıklarım. Gerçekten. Eğer gerçekten beğenirseniz bu bir seriye dönüşebilir. Çünkü kendimi rezil etme konusunda sınıf birincisiyim. O yüzden hani isterseniz beğenin, yorum atın. Wattpad uygulamasını açalım bakalım. Az önce de dediğim gibi Wattpad'i artık çok fazla kullanmıyorum. Çünkü uygulama çok değişmiş. Ücretli hikayeler diye bir zımbırtı çıkmış. Hani çok kullanmıyorum o yüzden. Ondan ziyade daha çok Tumblr veya AO3 denilen Archive of Our Own muydu? O zımbırtıyı kullanıyorum fanfictionlar için. Çünkü oradakiler hem de daha kaliteli yazıyor. Kimse kusura bakmasın ama Wattpad gerçekten kaliteli bir uygulama değil. Neyse, şimdi bugünkü fanfiction'ımıza geçelim. Evet, bugünkü fanfiction'ımız ortaokuldaki en sevdiğim grup olan, hala en sevdiğim grup olan Five Seconds of Summer'ın baş solisti ile alakalı, yani Luke Hemmings ile alakalı. Bugün Luke'u okuyacağız. Sıralamalarımıza girelim. Luke Hemmings hashtaginde 956.ymişim. Five Seconds of Summer'da 646.ymişim. Luke Robert Hemmings'e de yani Luke'un tam isminde olan şeyde de 16.ymişim. Hikayenin adını söylemeyeceğim. Demiyorum, hesabımı lütfen daha bulmayın. Bu videoları çekmek istiyorum çünkü. Kendimi expose'lamayı seviyorum çünkü. Başlıyorum. Şimdi bunun birazcık konteks de vereyim bunun üzerine. Bu hikaye Luke'un YN yani ana kızımız Daisy'ye yazmış olduğu mektuplardan oluşuyor. Evet, başlıyorum. Merhaba Daisy. Merhaba Daisy. Bunu yazmak bence dünyanın en büyük çaresizliği. Fakat çaresiz olduğumu sen de görebiliyorsundur umarım. Ve sana bu şekilde ulaşabileceğimi düşündüm. Yani mektup yazarak. Tamam, bu kulağa komik gelebilir. Fakat küçükken mektupların çok havalı olduğunu, keşke bir mektup arkadaşım olsaydı derdin. Anlatım bozukluğu var. Bir bakalım kimin artık bir tane var. Bizi tanıyan herkes seninle benim eskiden beri hiç derdimiz olmadan yan yana büyüdü. Buna şu an hatırladım. Bunun ana, bu hikayenin ana şeyi, sorusu, nereden aklıma geldiği bu hikayenin, Teoman'ın Papatya şarkısıydı. O yüzden arada şarkının sözlerini falan filan mektuplara yazmıştım. Ama şu an bir derdimiz var. Yani benim var. Senin yanında olmak istiyorum. Veya sen benim yanımda ol. İşte tüm derdim bu. Çok bir şey istemiyorum, değil mi? Yani o kadar zor olmamalı. Biliyorum bana geri yazmayacaksın fakat belki bu fikrini değiştirir diye yazıyorum. Çabuk yaz Daisy. Evet, buna tepkim bu. 2. Ha tabii, ilk sigaranı da o filmden sonra içtin. Cal ile birlikte. Şu an karşı balkondaki teyze beni izliyor. İkiniz de okulun çadısında matematik derslerini kırıp giderdiniz oraya. Ve dönüşte de oradaki papatya çiçeğinin saksısının toprağına sigarayı saklardınız. Çiçeğe yazık. Her zaman çok eğlenceli olduğunu söyledin. Fakat hiçbir zaman sigarayı denemeyeceğim Daisy. Peki. 3. Seninle geçen son 2 aya baktım ve fark ettim. Bu arada bunlar inanılmaz kısa mektuplar. Luke birazcık daha efor lütfen. Seninle geçen son 2 aya baktım ve fark ettim ki seni tanıyamaz oldum Daisy. Belki sen değiştin. Belki ben değiştim. Belki de zaman değişti. Seni tanıyamaz olduğum zamanlarda kafamın karışık olduğu apaçık ortada sanırım. Seni tanıyamaz olduğum zamanlarda kafamın
Çok büyük anlatım bozukluğu yapmışım, neyse. Evet, aklım belli ki karışmış, belli ki ayrı yazılır. Biliyorsun geçen haftaya kadar her gün yanına geldim ve kendimi mahvettim. Ben konuşuyorum, sen susuyorsun. Seni seviyorum, sana değer veriyorum ama benimle konuşmuyorsun. O yüzden anlattıklarım artık boş geliyor. Hem de çok boş geliyor. Olmadı yakarım. Yeter ki konuş. Konuş benimle. Bunun sonunu hatırlıyorum bu arada. Ve bu gerçekten bilmiyorum. Bence bu çok kötü değildi ama gerçekten kötü yazmışım. Daha iyi yazabilirmişim. Senin yokluğunda zor zamanlar yaşadım Daisy. Ve çok çok zor zamanlar. Konuşmak bile istemiyorum. Sadece şöyle özet geçebilirim. Özet geçmiyor musun zaten? Bir günde 4 tişört değiştiriyordum. Hepsi ıslak. Evet şu an. Evet bu. Child big boobs anyways. Bir günde 4 tişört değiştiriyordum. Hepsi ıslanıyordu. Gözyaşlarımdan. Işıklar kapanınca yanında kim kalacak Daisy? Ben artık kalamam. Artık olmaz. Senle ben artık iki uzak noktayız. Benden çok uzaktasın. Son bir defa bana bakman için nelerimi vermezdim. Ama sen artık uzaktasın. Işıklar kapanacak ve ben orada olmayacağım. Uzaktasın ve ben orada olmayacağım. Artık burada da olmayacağım. Bitti Daisy. Sen kazandın. Bunları yazmak bana artık zor geliyor. Yazmayacağım. Peki. Ha, bu mektup değil. Evet, bu mektup değil artık. Lucas Robert Hemmings. Eğer odanı derhal toplamazsan çok kötü şeyler olacak. Bu şey. Bu annesi. Bunları keşke yazsaydım. Annesi şey yazıyor. Annesinin point of view'unda. Ah şu çocuk. Gerçekten bazen pişman oluyordum. Ne? Neden pişman oluyordun Liz? Bir kez daha seslenmeme rağmen hala ses gelmediğinden yukarı odasına çıktım. Gitmişti. Bir de masasının üzerine bir not bırakmıştı. Uzun bir süre gelmeyebilirim. Ama yanında olmam lazımdı. Özür dilerim anne. Oh Daisy. Bu çocuğu komadayken bile neler yaptırıyorsun? Dın dın dın. Büyük final. Evet. Kız komadaydı. Olay bu. Evet, bu büyük olayımız buydu. Bütün hikayenin kız komada. Neyse. Ona kızgınlığım çok uzun sürmedi. Odasını toparlamaya başladım. Çok uzun bir süre geçmemişti ve yatağının altındaki kirli çamaşırları toplamaya başlamıştım ki elime bir şey geldi. Hayır, hayır. Birkaç tane kağıt. Güzel bir kurleleyle bağlanmıştı hepsi. Hepsi de Lucas'ın el yazısıyla yazılmıştı. Elektrikli süpürgeyi bir kenara bıraktım ve yatağının üzerine oturdum. Hepsini teker teker okudum. Teker teker. Bu çocuğun bu kadar acı çektiğinden haberim yoktu. No shit, büyük ihtimalle çok yakın bir arkadaşı komaya girmiş. Bir aya üzüntüm geçer demişti. Liz! Demek geçmemişti. No shit Sherlock. Tam 10 ay olmuştu ama Lucas hala üzgündü. 10 ay mı olmuştu, bir saniye. Burada 5 ay oldu yazmıştım. Ha, onun üzerinden de geçmiş. Kendi hikayemi anlamaya çalışıyorum. Bunun olacağına ihtimal bile vermemiştim. Niye abi? Niye ihtimal bile vermemiştin? Mektupları 5. kez okuyordum ki telefonum çaldı. Lucas arıyordu. Hemen telefona sarıldım. Lucas Robert Hemmings, eve geri döndüğünde çok büyük ceza alacaksın. Fakat telefonun arkasında Luke yoktu. Ağlayan bir Ashton vardı. Bayan Hemmings, çok üzgünüm. Mektupları tutan elim ağzıma gitti. Öyle yapmış. Ashton devam etti. Yol kaygı anlaşmış. Lucas'a çok dikkatli kullanmıyormuş. Gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Ve virajı fark etmemiş. Şu an oradayım ve hala onu arıyorlar. Jack odaya girdi ve fısıldayarak neler oluyor dedi. Jack de bu arada Luke'un abisiydi, neyse. Ashton da bu arada grubun bateristiydi, neyse. Tamam Ashton, az sonra seni bir daha arayacağım dedim zorlukla. Acı bir çığlık attım. Belki ölmemişti. Jack hemen yanıma geldi. Dizlerimin önüne çöktü ve anne ne oldu? Dedi. Bunu da yazman lazım, neyse. Ağlamaya devam ettim. Anne ne oldu söyler misin? Eğik olan başımı Jack'in yüzüyle aynı hizaya koydum. Nasıl yaptın onu ya? Ve Lucas demem yeterli oldu. 9 ay son bölüm. Son bölüme geldik. 9 ay sonra. Dünya ne kadar da değişmişti. Sadece birkaç ay komada olmak çok şeyi değiştiriyormuş. 2 hafta önce kurtulduğum hastaneye geri dönmüştüm. Lucas Robert Hemmings artık buradaydı. Bana onun burada olduğunu daha 2 gün önce söylemişlerdi. Oysa tam 9 aydır buradaymış. Şimdi evet, vice versa. Kız komadan kalkıyor, Luke komaya giriyor. Yavaşça odanın kapısını açtım. İçeride kimse yoktu. Ama o buradaydı. Abi şu an aklıma şey geldi. Kız Zane miydi? Zane miydi galiba? Kalbin aklına giriyordu. İşte giriyordu, ameliyat iyi geçiyordu falan filan çıkıyordu sonrasında. Zane nerede diyordu, tamam mı? Sonrasında o kalbi sana kim verdi zannediyorsun diyorlar. Ben bunu ilk okuduğumda çok duygulanmıştım. İçeride kimse yoktu ama o buradaydı. Çok yavaş adımlarla Sedin'in yanına gittim ve Sedin'in boş kalan kısmına oturdum. Elini tuttum.
Her elini tuttuğumda o da benimkini tutardı. Sevdiğim birinin uzun bir süre boyunca konuşmaması. Evet, herkesle konuşmuyor fakat en kötüsü seninle konuşmaması. Burada edebi bir şeyler yazmaya çalışmışım. Seninle yer değiştirdik galiba. Buruk bir şekilde güldüm. Seni özledim. 19 ay boyunca en değer verdiğim insanı görmemek üzerine bir de bu çıktı. Şimdi onun sesini duymuyorsun. Duyamıyorsun. Okuyamıyorum. Geri döndük. Benim için. Kendin için. Ailen için diye düzeltti biri arkamdan. Arkamı döndüğümde Liz teyzeyi gördüm. Sededen kalktım ve koşarak ona sarıldım. Çok 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 üzgünüm. Hepsi benim suçum dedim. Ne de olsa beni görmeye geliyordu. Kimsenin suçu değil tatlım. Aslında sana bunları vermek için gelmiştim dedi Liz umutsuzca. Bana birkaç kağıt uzattı. Hepsi birbirine çok güzel bir kurdeleyle bağlıydı. Liz'in elinden aldım kağıtları. Bunlar onun tek umuduydu. Senin de ayrı yazılır, senin de bunlar olsun dedi. Beni alnımdan öptü ve odanın kapısını örterek odadan çıktı. Yerime geri oturarak kurdeleyi açtım ve önüme gelen ilk kağıdı okumaya başladım. Merhaba Daisy. Evet. Hikaye buydu. Hikaye buydu. Bitti. Yorumlar. Bir de ay duygulandım yazmış. Vay be, insanları duygulandırmışım. Yazımla. Böyle bir yazıyla özellikle. Evet, bu yazdığım ilk fanfiction değil. Bir seri yazıyordum ama bıraktım. İsterseniz serinin geri kalanını okuyabilirim. O yüzden videoyu beğenmeniz ve yorumu yazmanız benim için çok önemli olur. Zeynep daha da kendini rezil etsin diyorsanız lütfen tam bunu yazın. Zeynep kendini daha fazla rezil etsin. Yoruma bunu yazın. Bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bir şekilde gülmüşsünüzdür. Evet, şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmeseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone de olun. Bir önceki videom için videom bayağı iyi karşılandı. O yüzden çok teşekkür ederim. Bilkent'in aynalı finalleri videosu. Gerçekten çok sağ olun. Ve aşağısındaki din derslerine de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.